Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında sayfa 217-218 hazırlık sahnesi sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, birinci sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yarısı en az 10 olan sayıyı gösterir diye soruyor. Arkadaşlar, yarısı dediğimiz için x bölü 2 en az 10 demek gerçekten 10'a eşit olabilir veya 10'dan daha fazla olabilir diyoruz. Bu halde büyük eşittir 10 dedik. Buradan gerçekten bölü 2'yi yok etmek için eşitliğimin her iki tarafını 2 ile çarparsam x büyük veya eşittir 20 olur. Evet, x büyük eşittir 20 cevabı Denizli seçeneğinde yer alır diyoruz. İkinci sorumuzda eşitsizliğin sağlayan x değerinin sayı doğrusundaki gösterimi hangisidir diye sordu. Eşitsizliği aynen yazalım. Küçüktür x artı 4 bölü 4. Hangi payda eşitler gibi düşüneceğiz gençler? Denklemde olduğu gibi. Paydaları eşitlemek için 4 ve 3 ile genişletelim. 4 ile 2x eksi 1'i çarpıyorum. 8x eksi 4 bölü 12 küçüktür 3x artı 12. O da bölü 12. Gerçekten paydadaki bölü 12'leri tek atalım. O halde tekrar yazacak olursam 8x eksi 4 küçüktür 3x artı 12. Gerçekten eşitlikte olduğu gibi evet, 3x'i sol tarafa eksi 4'ü sağa alacağım. 8x'i eksi 3x 12 artı pardon eşittir değil küçüktür diyoruz. 12 artı 4'e döndü. 8x'ten 3x çıkartırsak 5x olur. 5x küçüktür 16. X'i yalnız bırakmak için eşitsizliğimizi 5 ile sadeleştirelim. Ve x gençler 16 bölü 5'ten küçük olan sayılardır. Bakın gençler, küçük olduğu için dahil olmayacak gençler. B ve D seçenekleri elenir. X daha küçük olduğu için burada maviyle gösterilen yer x'tir gençler. Ve C'de doğru yanıt olur deriz. Evet, üçüncü sorumuzda eşitsizliğin sağlayan en küçük x sayısını istiyor. Gerçekten burada eksi 1'i hem sol tarafa hem sağ tarafa gönderelim. 9'un yanına artı 1 geldi. Küçüktür 2x. Küçük veya eşittir 17'nin yanına yine artı 1 geldi. O halde 10 küçüktür 2x. Küçük veya eşittir 18 oldu. Bir iki tarafı gençler şöyle her 3 tarafı 2 ile sadeleştiriyorum. Onu 12'ye böldüm. 5 küçüktür. X o da küçük veya eşittir 9 olur. Evet gençler, x'in alacağı en küçük sayı 5'ten büyük 6'dır gençler. En küçüğünü istediği için Ceyhan seçeneği burada sorumuzun yanıtıdır. Diğer sayıları da şöyle yazalım. 6, 7, 8 ve 9 sayılarını alır. En küçüğü istediği için 6 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Bir sonraki soruyla devam edelim. Eşitsizliğin sağlayan x doğal sayısının toplamlarını istiyor. İşte burada 2'yi yok etmek için eşitsizliğimizin her tarafını 2 ile çarpıyorum. 2'ler gider. 2 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6 küçük x eksi 2. O da küçüktür 6 oldu. Evet, burada 2'yi gençler her iki tarafa gönderiyorum. Eksi 6 artı 2 küçüktür x. O da küçüktür 6 artı 2. Eksi 4 küçüktür x. O da küçüktür 8 oldu. İşte bakın x'in doğal sayı değerini istedi. Burayı kaçırmayalım. X'in normalde alacağı sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'dir. Doğal sayı dediği için gençler şunları tamamen siliyorum. Bunların toplamını bulmamız gerekir. Evet gençler, 0'dan 7'ye kadar olan sayıları toplarsak da 28 olur. Sorumuzun yanıtı Denizli seçeneği olur diyoruz. Evet. İkinci sorumuzda bir manavdaki karpuzların ağırlıkları 5 kilogram ile 8 kilogram arasındadır. Buna göre bu manavdan 6 tane karpuz alındığında aşağıdaki miktarlardan hangisi olamaz? Gençler, hepsi 5 kilogramlık olsaydı 6 çarpı 5'ten 30 kilogram olurdu. Hepsi 8 kilogram olsaydı 6 çarpı 8'den 8 kilogram olurdu. O halde ağırlığa eğer biz x dersek x gençler 30'dan
Büyük veya 30'a eşit, 48'den de küçük veya 48 olması gerekiyordu. Burada hangisi olamaz dediği için 49 olamaz diyorum. Diğerleri gençler bu aralıkta yer alır ve Denizli seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Ayşe ve Fatma'nın başkalarını gösteren cebirsel ifadeler aşağıda verilmiştir. X doğal sayı olmak üzere Ayşe'nin para miktarı Fatma'nın para miktarından fazla olduğuna göre Fatma'nın en az kaç lirası var? İşte Ayşe'nin para miktarı Fatma'dan daha fazla. X eksi 11, 3x artı 21. Buradan gençler x'i yalnız bırakmak için 3x'i sol tarafa aldım. 21'in yanına artı 11 geldi. Hadi x büyüktür. 32 oldu. İşte o halde x'in alacağı en küçük sayı 33'tür. Ben de Fatma'nın para miktarını istedi. Evet, bu 33'ü 3x artı 21'de yerine koyacağım. 3 çarpı 33 artı 21'den 3 ile 33'ü çarparsam 99 artı 21 olur. Sorumuzun yanıtı 20 TL olur diyoruz. 20 yanıtını A seçeneğinde işaretliyoruz. Devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. ABC dik üçgeninde B açısı dik açıdır. Yani bir gençler B açısının ölçüsü 90 derece. Buna göre C açısının ölçüsünü gösteren eşitsizlik. Gençler B 90 derece ise C kesinlikle dar açıdır diyoruz. Dar açı arkadaşlar 0 ile 90 derece arasındaydı. O halde C açısının ölçüsü 0'dan büyük 90'dan küçüktür ve C seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet, sevgili gençler, devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Sezen ödevindeki 80 sorunun en az 45 tanesini çözmüştür. İşte 45'ten fazla da çözmüş olabilir. Buna göre Sezen'in çözdüğü soru sayısını gösteren eşitsizlik. Mesela eğer x dersem, x gençler 45 veya 45'ten büyüktür diyoruz. 80'den azdır gençler. 80 de olabilir gençler. Çünkü hepsini de çözmüş olabilir. Bununla ilgili bilgimiz olmadığı için her iki tarafta eşitlik durumu da vardır diyelim. Ve C şıkkını işaretleyelim. Uzun sorumuzda günde en fazla 12 sayfa kitap okuyan Tuna, 96 sayfalık bir kitabı aşağıdaki gün sayılarından hangisini bitirebilir? Ben burada gün sayısını eğer x dersem, 96'yı 12'ye bölersek gençler normalde 8 günde bitirir. Şöyle düşünüyorum gençler. 8 günde eğer 12 sayfadan az okursa gençler daha fazla günde biter. O halde ne diyeceğiz? X da gençler 8'e eşit veya 8'den fazladır diyoruz. Verilen cevaplara baktığımız zaman Denizli seçeneği evet olabilir diyoruz. Bu sorumuza bir malın alış ve satış fiyatını gösteren cebirsel ifadeler yukarıda verilmiştir. Bu maldan bir tane alıp satan Harun kar yaptığına göre X en büyük doğal sayı, X'in en büyük doğal sayı değerini istiyor. Kar yapması için satışın alıştan fazla olması gerekir. Satış büyüktür alış diyelim. 4x artı 30 büyüktür 5x eksi 20. Ben eksiyle uğraşmak istemiyorum gençler. 4x'i sağ tarafa eksi 30 eksi 20 sol tarafa alacağım. 30 artı 20 5x eksi 4x 50 büyüktür x oldu. 50 x'ten büyük sayılardır. Yani x 50'den küçüktür diyoruz. Hadi x'in alacağı en büyük sayımız 49 yanıtı C şıkkında yer alır diyoruz. Birinci sorumuzda her sorunun 4 puan sınavda alınabilecek tam puan 100'dür. O halde 100'ü 4'e bölersek 25 soru vardır gençler. Toplamda 25 soru var. Bu sınava giren ve tüm soruları işaretleyen nazifenin yanlış sayısı 3 ile 8 arasında olduğuna göre evet, bu sınavdan aşağıdaki puanlardan hangisi alınamaz diye soruyor. Gerçi eğer nazife için 4 yanlışı veya 8, 7 yanlışı var gibi düşünebiliriz. Şöyle düşünelim gençler. 4 yanlışı olsaydı, 4 yanlış varsa ...25'ten 4'ü çıkarıyorum. 21 doğrusu olur.
4 puan alacağımız için gençler 21 çarpı 4'ten 84 puan olur. Gençler 8 arasında değil için 7 yanlışı olsa ...25'ten 7'yi çıkarıyorum. 18 doğrusu olur. 18'e 4'ü çarparsak da 72 puan olur. O halde Nazife'nin puanı gençler eğer x ise x gençler 72'ye eşit veya 72'den büyük, 84'e eşit ama 84'ten küçük olması gerekiyor. Bakın gençler 72 olabilir, 76 olabilir, 84 olabilir ama 92 puanı olamaz diyelim. Evet, x ve y birer reel sayı. Eksi 2 küçük eşittir x. Aynen yazalım. Küçüktür 10. 0 küçük eşittir e. O da küçük veya eşittir 12 olduğuna göre x'in 2 katı ile y'nin 3 katının toplamı hangisi olamaz? Gerçi x'in 2 katı dediği için buradan her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Şöyle 2 ile çarptığımızı gösterelim. Eksi 2'ye çarparsam eksi 4 küçük eşittir 2x. O da küçük eşittir 20. Y'nin de 3 katı gençler. 3 ile çarpalım. 0 küçük veya eşittir 3y. O da küçük veya eşittir 12. Ne yapacağım gençler? Bunları birleştirerek toplama durumunda yazacağız. Taraf tarafa toplarsam gençler eksi 4 küçük veya eşittir 2x artı 3y olur. Bu da küçüktür gençler. Şurayı arkadaşlar özür dilerim. Şurayı 3'e çarparsak 36 olacak. Hadi 20 ile 36'yı topluyorum 56. Gençler bakın eksi 4'ten büyük 56'dan küçük sayılardır. Evet eksi 3 olabilir 0 olabilir. 48 olabilir ama 57 olamaz diyoruz. Seçeneğini işaretliyoruz. Evet, bir kafede satılan ürünlerin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Arda bu kafeden bir yiyecek ve bir içecek aldığında ödeyebileceği tutarı gösteren eşitsizlik hangisidir? İşte burada en az ve en fazla olan durumları inceleyelim. Gerçi içeceklerden en az 4 lira, yiyeceklere en az 13 lira. O halde 13 artı 4'ten 17 TL veya 17'den fazla vermesi gerekir. En fazla da yiyecek 15, içecek 5 olsaydı 20 TL olurdu. O halde ödeyeceği ücrete x dersek 17'den fazla 20'den azdır. Bunlar aynı zamanda eşit de olabilirler diyoruz. Evet, bolu seçeneğini işaretliyoruz. 14. sorumuzda yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninde AB uzun kenar olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? X de tam sayı. AB uzun kenarsa gençler 3x eksi 17 kenar daha fazla olacak dedik. X eksi 5'ten. X'i sol tarafa eksi 7'yi buraya alalım. 3x eksi x büyük eksi 5 artı 17. Buradan 2x büyüktür. Eksi 5'i 17 ile toplarsam 12. İşte bakın burada x'in alacağı en küçük sayı 2 kere 6 12 yapar. O halde x'e en az 7 vermemiz gerekiyor. X 7 olursa gençler uzun kenar 3 çarpı x yerine 7 yazıyorum. 7 eksi 17. 3 kere 7 21 17 çıkardım 4 oldu. Kısa kenar gençler x eksi 5'te 7 eksi 5'ten 2 santimetredir. O halde çevre kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. 4 2 daha 6 2 ile çarparsak 12 santimetre olur çevre uzunluğu ve bolu seçeneği de doğru yanıt olur deriz. 15. sorumuzda kat numarası 1 küçük eşittir x o da küçüktür 10. Kattaki oda sayısı da gerçi 100 eksi 10x. Bir otelde bulunan kat ve oda sayılarını gösteren yukarıdaki eşitsizliğe göre bir katta en az kaç oda olabilir? Gerçi oda sayısının az olması için x'i en fazla alacağım. X'i alabileceğimiz en büyük değer gençler 9'dur. Hadi oda sayısı için 100'den 10 çarpı 9'u çıkarıyorum. 100 eksi 90
Evet, en az 10 oda olabilir diyoruz. Sevgili gençler, bunu da konu seçeneğinde işaretliyoruz. Evet, 16. soruyla devam edelim. Bir iş yerinde çalışan Hakan'a teklif ve prim aşağıdaki tabloda verilmiştir. Birinci teklifi kabul eden Hakan en az kaç tane ürün satarsa ikinci teklife göre daha fazla ücret alır diye soruyor. Gençler, burada sattığı ürün istersek birinci teklif daha fazla olsun istiyoruz. Büyüktür ikinci teklif diyelim. 1004 artı. Evet, birim başına gençler, ürün başına 2 lira alıyorsa 2x birim alır. Büyük olarak 2000 artı 1x gençler. Bunu da x olarak yazalım. X'i buraya. Evet gençler, 1400 sağ tarafa alacağım. 2x eksi x büyük 2000 eksi 1400'den x büyüktür 600 olur. Hadi gençler, en az 600'den satması gerekir. En az 601 ürün satmalıdır. Evet, 601 cevabını A seçeneğinde işaretleriz gençler. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.